T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Dünya piyasaları bu haftaya bahar havasıyla başladı. Sadece Amerika'dan değil, bütün dünyadaki borsalardan, piyasalardan yükseliş haberleri geliyor. Ne oluyor? Aslında olan dün gece Amerikan Başkanı Trump'ın attığı iki tane tweette gizli. Amerikan Başkanı 1 Mart'a kadar tanıdığı Çin'e gümrük vergilerini artırmak için 1 Mart yani bu Perşembe'ye kadar tanıdığı süreyi uzattığını açıkladı ve dünya derin bir nefes çekti. Derin bir nefes aldı. Herkes gergindi. 1 Mart'ta Çin'den yapılan 200 milyar dolarlık ithalata olan %10'luk verginin %25'e yükseltilmesinin 7 şiddetinde bir depreme yol açmasından korkuluyordu fena halde. O deprem sadece Çin'i ya da Amerika'yı değil Türkiye'yi de etkileyecekti. Bütün dünya piyasalarını, ekonomilerini etkileyecekti. Neyse ki olmadı. Amerikan ve Çin heyetleri bir süredir görüşme halindeydiler. Geçen hafta Washington'da bir tur yaptılar. Ondan önce Pekin'de bir başka tur yaptılar. 4 tur gerçekleştirdiler. Neyin turları bu? Amerika biliyorsunuz Çin'le arasındaki ticaret dengesinin fena halde açık vermesinden dertli. Trump geldikten kısa süre sonra bu açığı kapatacağını söyledi ve bir dizi Çin ürününe gümrük vergisi koydu %10. %10 koyduğunda zaten dünya piyasaları, ekonomileri şöyle bir sarsıldı, Türkiye'de bir sarsıldı. Ama ondan sonra Trump yetinmedi Çin'i köşeye sıkıştırmak için. O %10'luk vergileri, Çin'den yapılan ithalata olan %10'luk vergileri %25'e çıkaracağını söyledi. Sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Arjantin'de bir araya geldiler. Masaya oturdular, konuştular. 90 günlük bir ateşkes tanıdı Trump. 90 gün bu Perşembe, bu 1 Mart tarihinde doluyordu. Ve 1 Mart tarihinde eğer Çin, Amerika'nın beklediği adımları atmazsa 200 milyar dolarlık ithalata olan gümrük vergisi %10'dan %25'e yükseltilecekti. Neyse ki olmadı biraz önce söylediğimiz gibi ama bundan sonra olmayacağının garantisi yok. Çin dünya piyasası, dünya ekonomilerinin daha doğrusu dünya ticaretinin serbestleşmesinin avantajını en fazla kullanan ülkeydi. Bu avantajı kullanarak bir ihracat devi haline geldi. Japonya'yı sollayıp dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna yükseldi. Yakında Amerika'yı da geçecek 2050 tarihlerinde. Ve Amerika ile Çin arasında 400 milyar dolarlık hakikaten dev bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bütün ihracatı bütün dünyaya geçen yıl işte 170 milyar dolar civarındaydı. Düşünün. Onun iki katından da fazla Amerika ile Çin arasında ticaret açığı var. Trump bunu kapatmak istiyor. Ama bunu kapatırken de Teksaslı bir kovboy gibi davranıyor ve tehdit ediyor. Şantaja başvuruyor. Evet şantaj. Çünkü Çin ekonomisi zaten zor bir dönemden geçiyor. Çin ekonomisi daralıyor. O görkemli büyüme günleri artık bitti. Gerilerde kaldı. Zaten şu an dünya ekonomisinin üzerindeki en büyük iki tehdit. Biri ticaret savaşlarının artarak sürmesi Trump'ın başladığı. İkincisi de Çin ekonomisinin çakılması. Sert iniş diyor ekonomistler. Sert iniş yapması. Şimdilik en azından birincisi ertelenmiş oldu Trump'ın dün attığı tweetlerle. Trump dün tweetlerinde bir şey daha söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Florida'daki evinde, şimdi ismi de var, gerek yok söylemeye, yakın bir zamanda buluşacağını söyledi. Bu buluşmadan acaba bir anlaşma çıkacak mı? Çünkü Trump, kardeşim ben anlaşma istiyorum diyor ne zamandır. Çin'den öyle hani memorandum, karşılıklı işbirliği yapılacağına dair sözler filan beni kesmez. Ben agreement, deal İngilizcesiyle, yani Türkçesiyle anlaşma istiyorum. Yani Çin geri adım atacak, bunları da kağıda yazacak, altına da Xi Jinping benim gözlerimin önünde imzasını basacak. Bu arada biliyorsunuz Amerika ticaret savaşı başlattığında ana hedefi Çin'di ama Türkiye'ye de vergi koydu. Türk çelik ve alüminyum ürünlerine ithalat vergisi. Evet yani buradan ihracat oradan ithalat vergisi koydu. Türkiye'de ve Çin'de bu arada misilleme olarak Amerikan ürünlerine vergi koymuşlardı. Ama tabii ki burada dünyanın en büyük pazarı Amerika olduğu için güç en azından şu anda Trump'ın elinde ve Trump züccaciye dükkanına girmiş fil gibi etrafı devirmeye devam ediyordu. Şimdi bir süre en azından sakin kalacağını biliyoruz dünkü tweetiyle. Bu T24'teki 5 dakika ekonominin ilk programıydı. Bundan sonra ekonominin gündem maddeleriyle zaman zaman bir arada olacağız. Bugünkü ilk programın talihsizliği gözümde görmüş olduğunuz arpacık. Hafta sonu İstanbul'daki soğuk havanın kurbanı oldum. Bu ilk programın da hatırası bu olsun. Tekrar görüşmek üzere.